İyi yayınlar diliyorum. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV Aksu TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Geçtiğimiz iki aydır biz tanıtım medya başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla il il toplantılar yapıyoruz ve bütün teşkilat mensuplarımıza yeni seçim kampanyasının çerçevesi, içeriği, uygulaması, takvimi, bütün bu konularda farklı eğitimler veriyoruz ve istişareler ediyoruz. Mahir Ünal, partisinin seçim kampanyası hakkında konuştu. Şimdi aslında genel olarak klasik kampanyalar dönemi kapandı. Çünkü dijital dönüşümün bir sonucu olarak ve iletişim devriminin insanların artık haberleşme biçimindeki ortaya çıkan temel niteliksel değişimin bir sonucu olarak artık klasik kampanyalar dönemi kapandı. Çevreye duyarlı, görüntü ve ses kirliliği oluşturan bütün unsurları da biz kampanyalarımızdan temizleme kararı aldık. Ünal, çevrenin korunması konusunda oldukça duyarlı olduklarını ve bu durumun kampanya sürecinde de uygulanması için karar aldıklarını belirtti. Billboardları yine kullanacağız, yine duvarları kullanacağız, yine gazete ilanlarını, televizyon reklamlarını yine kullanacağız. Ama bütün bunları yaparken temel hassasiyetimiz herhangi bir çevre kirliliği oluşturmamak. İşte belli saatler içerisinde tabii ki yine seçim otobüsleri, seçim minibüsleri, bütün siyasi partilerin anonslarını, müziklerini yine paylaşacak. Ama bu belli saatler içerisinde biz bunu gerçekleştireceğiz. Genel Başkan Yardımcısı Ünal, AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak sürecine değindi. Tabii ki burada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin programına göre en kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir. Ve tabii bu görüşmenin gerçekleşmesi için de önce aşağıda iki genel başkan yardımcısının görüşmelerinin nihayetlenmesi gerekiyor. O yüzden muhtemelen 22 Aralık'tan sonraki süreçte bu işler biraz daha şekillenecek ve netlik kazanacak. Ünal, aday açıklama sürecini üçe böldüklerini söyledi. Herhangi bir şekilde zaman darlığı söz konusu değil. Önümüzde daha Ocak ayı var. Zaten daha Aralık ayının başındayız. Önümüzde Şubat ayı var. Kampanyalar zaten toplam 40 gün olur. Biz açıklanan adaylarımız için üçe böldük bu süreci. Yani şimdi biz 1 Ocağı kadar adaylarımızın kendi illerinde bir şöyle ilişki restorasyonu yapmasını istedik. 1 Ocak'ta SKM'lerimiz çalışmaya başlayacaklar. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe bunlar bir yüksek koordinasyonla çalışacak. Muhtemelen 19 Şubat'ta da kampanya lansmanımızı yapacağız. Mitinglerimiz de Şubat'ın son haftası başlar, Mart'ın son haftasına kadar devam eder. MHP'nin Erzurum ve Denizli'de adaylarını geri çekmesiyle ilgili soruya Ünal, Cumhur İttifakı hukukun gerektirdiği özveriyi ortaya koyuyorsa buna karşılıklı jestler diyoruz dedi. Cumhur İttifakı'nın hukukunun gerektirdiği özveri ortaya konuyorsa, ki işte biz buna karşılıklı jest diyoruz. Bunlar çok kıymetli. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sadakatle, milletine duyduğu sevgiyle ve milletine duyduğu vefa borcuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla burada Sayın Devlet Bahçeli'nin pozisyonu son derece doğru, yerli ve milli bir pozisyondur. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonu ülkesiyle ve ülkesinin durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar sorunlu ve sıkıntılıdır. Genel Başkan Yardımcısı Ünal, İstanbul adayı ve Binali Yıldırım'la ilgili soruları da yanıtladı. Tabii İstanbullu ve diğer bütün illerin tanıtımını Aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğiz ama şu anda bir tarih vermem doğru olmaz. Ben tanıtım medya başkanı olarak işin kampanya tarafından sorumluyum. O yüzden işin meclis tarafında bir meclis grup başkanımız var.
Bütün bunlara ilişkin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve istişareleri sonucunda kamuoyunun bilgileneceği hususlar bunlar. Evet.